11 Ocak Çarşamba, halktv.com.tr. Fikret Bila, kim alacak bu evleri? İktidar seçime yatırım olsun diye evsiz vatandaşlara kolayca ev sahibi olacakları vaadinde bulunarak bir takım konut projeleri açıkladı. Belli bir miktar peşinat verilecek, kalan ödeme için bankadan uygun koşullarda kredi alınacak ve evi olmayan orta ve orta alt gelir grubuna giren vatandaşlar da ev sahibi olacak. Bu projeye girenlerin 2 yıl sonra ev sahibi olmaları için AK Parti'ye oy vermeleri gerekecek. İktidarın ev sahibi olmak istiyorsan seçimde AK Parti'ye oy ver. Yoksa projeler yarım kalır, ev sahibi olamazsın. Propagandası böyle bir uyanıklığa dayanıyor. Ancak ortaya konulan projelerden ev almak için kaç lira ödenecek? Ev sahibi olmayan orta ve orta gelir grubundaki vatandaşlar ne kadar kredi alacaklar, ne kadar aylık taksit ödeyecekler? İşte bu soruların yanıtları ortaya çıkınca projelerin pek de orta ve orta alt gelir grubundaki vatandaşlara hitap etmediği anlaşılıyor. Uzmanların yaptığı hesaba göre çekilecek krediye göre ödenecek taksitler şöyle. 1 milyon lira kredi alırsanız aylık ödemeniz gereken taksit tutarı 12.280 lira. 2 milyon kredi alırsanız aylık taksit 24.560 lira. 3 milyon kredi alırsanız aylık taksit 36.845 lira. Kim alacak bu evleri? Bu krediyi alabilecek ve bu taksitleri ödeyecek vatandaşlara orta, orta alt gelir grubu diyebilir misiniz? İlgisi yok. Bu tutarları ancak ortanın çok üstünde gelire sahip vatandaşlar ödeyebilir ki bu da iktidarın anlattıklarıyla gerçeklerin bir ilgisi olmadığını gösterir. Bu taksitleri 8.500 lira asgari ücret alan bir vatandaş ödeyebilir mi? Kirada oturan bir asgari ücretli borç almadan ay başını getiremediğine göre elbette ödeyemez. Bu taksitleri 5.500 emekli aylığı alan bir vatandaş ödeyebilir mi? Elbette ödeyemez. Bu tutarları ödeyecek bir orta sınıf da kalmadı. İktidar izlediği ekonomi ve maliye politikasıyla fakiri daha da fakirleştirdi. Alt gelir grubunda geçinmeye çalışan kesimi yoksulluğa itti. Yoksul kesimi açlık sınırının altına gönderdi, açlığa mahkum etti. Orta sınıfı alt gelir grubuna indirdi. Sadece yaşamını sürdürebilecek bir satın alma gücüne hapsetti. Toplum, zenginler ve yoksullar diye iki sınıfa dönüştü. Ortası, orta alt sınıfı kalmadı. İktidarın yeniden seçim kazanabilmek için attığı adımların hiçbiri gerçeğe dayanmıyor. Bu nedenle de geçim derdine çare olmuyor. Ekonomik krizin çözümüne bir katkı vermiyor. Örneğin Türkiye'de enflasyonun ne olduğu bilinmiyor. Ortaya TÜİK tarafından bir oran atılıyor, iktidar kendine bir ücret artışı yapıyor, yine kendine göre vergi, resim ve harçları artırıyor. Bunları yaparken rakamların hiçbiri diğerini tutmuyor. Örneğin 2022 enflasyonu TÜİK'e göre %64.27, ENAK'a göre %137.55. Asgari ücretliye yapılan zam %54.5. Memur ve emekli maaşına %30. Ama özel okul fiyatlarına yapılan zam %65. Devletin alacağı vergi, resim ve harçlara uyguladığı artışsa %122. Yeniden değerleme oranını devlet %122 olarak belirliyorsa enflasyonun en az %122 olması gerekir. Ama bakıyorsunuz devlete göre enflasyon %64. Çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücret veya biraz üzerinde ücret alıyor. Kiralar ve ev fiyatları uçmuş durumda. Ve iktidar kalkıp en düşüğü 12.280 lira taksitle 10 yıl ödeyip sahibi olacağınız ev projesini ev sahibi olmayanları ev sahibi yapıyoruz diye pazarlıyor. Halkı iyice fakirleştirdiniz, bari dalga geçmeyin.